Tamam, annene sormak istediğin bir şey var mı başka? Ya pek bir şey yok öyle artık. Aklımdaki sorular hep giderdi. Hayır, sen buraya bu kadar böyle anneni bulmaya geldin de heyecanlı heyecanlı. Gerçekten bunu soruyorum. Ya. Yani ne seni üzdü bu kadar? Ben sana dün mağazama sordum. Mağazama kadar biliyor ya. He? Nerede çalıştığıma kadar biliyordu. Keşke gelseydi. Yerini soğutma dediler bana. Yerinden ıpratma dediler. Annemle babam ayrılmış. Bir annemle kalıyorum. Ben 14 yaşında annemle kardeşime bakmak için okuldan ayrıldım. Sırf çalışıp onlara bakmak için. Ben orada güzel bir hayat yaşamıyordum. Ha, evlat edinildiğin yerde evet, mi? Aynen. 12 yaşına kadar babaannemi büyüttüm. Hani buraya maddi durumu iyi olsun falan filan diye de gelmedim. Benim babaannem gelin gerçekten o kadar iyi ki maddi durumu. Ama onlar da anneme kızdığı için hani çeksin dediler anneme. Beni büyüten anneme. O yüzden hani bize de bakmadılar. Ben Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Lise bir terkim. Şu an okuyorum. Çok az kaldı mezun olmama. Ya ben bunları düşünüyorum. O kadar üzüldüm. Hani kaç gece ben ağladım. Aç kalsaydım da senin kucağında ölseydim dedim. Ama hani ne bileyim dün böyle çok kolay bir şekilde anlattı. Mağazama kadar biliyorsun. Gelsene. Söyleyecektim bu kadar mı? Yani daha ne diyeyim? Yani ne olursa olsun insanın annesinin yanında olduğu gibi olmaz. Kaç kapı gezdim. Oraya gittim. Annem nerede? Bilmiyoruz. Unuttuk. Oraya gidiyorum. Kadın diyor. O görüştüğü kadın. Bizim köylü olan. E diyor annen anlattı da diyor. Ben unuttum. Dinlemedim. Kafam dalgındı diyor. Gerçekten çok yakınmışız. Keşke o da gelseydi. Ben senin kadın yerinden hiç soğutma dedi. Ne olurdu mesela? Annenle büyüseydin nasıl bir gelecek hayal ediyordun? Ya ne bileyim. Anne sonuçta. Beni bırakmamış ya. Ben onun öz kızıyım. Kedi bile yani yavrusuna dokunurken tırmalıyor dokunma diye. Yeter, senin çok acaba annelik duyguların gelişmedi mi? Hani böyle çok küçük başlamışsın ya bu anne falan olmaya. Biraz öyle hissediyor musun? Yaptım. Yani şimdi mesela reklam arasında da o arıyor, ötekisi mesaj gönderiyor falan. Mesela sana da kızanlar var, ona da kızanlar var. Evet. Mesela diyorlar ki yeter de şöyle bir yavrum evladım demedi. Sıcak kanlılığı yok işte. Diyorlar. Herkes de diyor, bunu biz de düşünüyoruz Müge Hanım. Mesela bak şimdi bir böyle diyenler var. Bir Selver için yani kim ben gelecekti ki, kimi bekliyordu diyenler ya, var. Şoktayım ben ya, şoktayım. Dünden beri ne şoku. Sen bu kızın zaten herhalde bildiğin kadarıyla... Kaç sefer aradılar beni biliyor içinde, musun? Gelen de çaldıdan kaç sefer aradılar beni. Isparta'nın içinde zaten sen bu kızı araştırmışsın. Haberini alıyormuşsun. Yerini kadın dedi ki biliyormuşsun. Sen bunun yerini soğutma dedi. Ya soğuduk ne olacak? Soğutma sana, dedi onları ya. Bırakıp da senin yanına mı gelecekti yine? Ama ben bir annesi seni, olduğunu bilirdi, öğrenirdi sonuçta. Bir yerini çocuğun, soğutma. Sürekli yerini soğutma şey, dediler. Gerçekten. Sürekli yerini soğutma. Bak kendin diyorsun ki benim annem diyorsun. Babam nikahı yoktu diyorsun. Bak annem desteği yok diyorsun. Onların sana karşı bir desteği olsaydı sen nasıl olurdu? Bir de onu bak empati kuralım. Onların desteği olmadı ki bak, bana. Bak kendin oldu başına mu? Bunu olmadı. Da düşün bak kendini bunun yerine koy mesela. Olsaydı zaten böyle mi olurduk? Tabii ki öyle yavrumdan olmazdı. Yavrumdan ayrı mı durdum sanki? Bak ben sizi üzmek için konuşmuyorum. Burada doğruları konuşalım diye geldik. Ama kızım duygularını da ben az çok bildiğim için hani ona bir destekle ben sizi yanımda körlemeye de değil. Ama gerçekten o kadar çok burada paylaşımlar bulundu ki şuradan koşarak sarılanları gördük yani. Böyle yani bir inandırıcı gelmediğiniz için yani biz bu şeylere kapılıyoruz. Yoksa sizi sevmediğimize veya güvenmediğimize değil. İşte sende çok sorular var. Cevaplar var pardon. Bizde çok sorular var. Bu demek da ne bileyim ben. De benim hiçbir sorunum yok. Hiçbir sorunum yok. Ben kadın sığınmada da kaldım. 7 ay. Her şeyi çektim ben. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.